Burada Bitcoin'deki yükselişi en büyük başarıyla takip eden altcoin'ler üzerine konuşacağız. Soldan genel olarak bahsediyor. ADA ve Dogecoin'i de içerisine alıyor. Gün içinde de konuştuk. Fiyatlardaki bu ciddi düşüşle alakalı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar doğrudan piyasadaki düşüşlerde yer ettiğini gösteren ikinci bir unsurdu. Tabii ki birincisi de SEC'in durumuydu. Öyle değil mi? Yani SEC'in ETF'leri yeniden uzatması, ertelemesi. Ki bunun içinde neden piyasa düşer? Yani bir mantığı yok ama öyle. Bitcoin'deki yükselişi en çok bu altcoin takip etti. Ağa olan güven artıyor mu? Ekim ayına güçlü bir giriş yapan Bitcoin ve altcoin'lerdeki yükseliş yatırımcıları sevindiriyor. Doğru. Dediğim gibi düşene kadar ki gün içerisinde Bitcoin'in kısa vadedeki hareketlerini ve BTC'nin yapabileceği şu andan itibaren potansiyelini bir videoda değerlendirdik. Bu video dolayısıyla o konuya girmiyor. BTC son 24 saat %4'ü aşan bir artış yaşarken bazı altcoin'lerin yükselişi neredeyse %15'e vardı. Dediğim gibi şu anda zaten altcoin'lerin genelinde çok ciddi bir pozitif eğilim var. Çünkü mevcut geri çekilmeye rağmen oldukça pozitif noktalarda kalmayı pek çoğu başardı. Yani altcoin'lerde teknik bir FOMO etkisi yaşanabilir. Dolayısıyla eğer ki BTC yön değiştirip yeniden yukarı halde gidişat sağlarsa altcoin'lerde bundan önceki bu hareketin çok daha ilerisini seyretme ihtimalimiz de yüksek olacaktır. Bunu da hatırlayalım. Bu altcoin'lerden biri de diyor Solana oldu. 25 dolara yaklaşan Solana bu fiyat artışıyla Doge ve adayı geride bırakarak piyasa değerine göre 7. en büyük kripto para birimi haline geldi. Gelecek aylarda hiç değilse tam anlamıyla altcoin sezonu başlamadan önce Solcoin'de bunun çok daha ilerisini yaşayabiliriz. Çünkü Sol diğer altcoin'lere göre daha avantajlı. Yani bunu aylardır konuşuyoruz. Bugünün, yarının, dünün işi değil. Yani 2023'ün başında da bunu söylüyorduk. Şu anda da bu durum devam ediyor. Ki sezon boyunca devam edecek. Özellikle altcoin sezonunda tam bir açılım olmadığı günlerde ki şu anki gibi zaman dilimlerinde aralarındaki fiyat farkı ve aralarındaki bu hiyerarşi daha belirgin hale gelecektir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü Sol yaşamış olduğu ekstrem ayı koşullarından dolayı diğer pek çok kripto paradan daha pozitifte, daha yukarı meyilli ve çok daha dominans karşısında dirençli. Yani fiyat yükselişine inanılmaz derecede eğilimli bir coin. Dolayısıyla yani bundan kaynaklı olarak sürekli söylüyorum. Bu sezonda kesinlikle portföyde bulundurulabilecek altcoin'lerden bir tanesi Sol'dur diye. Çünkü gayet iyi, fazla iyi bir coin şu an. Uzun vadede ama kesinlikle tutmayın. Yani uzun vadede patlar. Kötü anlamda. Bu noktada analistler Sol'un özellikle 200 EMA'nın üzerindeki konumunu koruyabilmesi daha fazla yükseliş yaşayabileceğini, Sol'daki güçlü yükseliş devam ederse potansiyel olarak fiyatın 30 dolar seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor. Sol bu noktada şöyle bir durum var. Şimdi Sol'un 27 pozisyonlarını kırması lazım. 27'leri kırabilirse 39 dolarlara kadar önü açık olacaktır. Ben bu noktada mevcut yani BTC'nin akümülasyon yapıyor olduğu bir senaryoda da Sol'un 27 dolarlara kadar erişim kaydedeceğini düşünüyorum. Ama eğer ki Bitcoin bunu desteklemezse daha fazla yani saatlikte hareketli ortalama üzerine atıp 27,7 civarlarından sıçramadan söz ettik. Eğer BTC bu desteği vermezse solda hareketi kesecektir. Yani 27'lerden sonra tekrar bir geri çekilme etabı içerisine girer. Devamında da ortalama yeniden MA 200'e yani 21 dolarlara kadar ani ve sert değil yavaş yavaş bir devam edecek geri çekilme ve
salınım hareketi başlatacaktır. Ya burada tabii ki de mevcut süreç muhakkak BTC'nin hareketiyle de yine karşımıza çıkıyor, öyle değil mi? ADA ve Doge ile alakalı konuşursak, mesela şu anda Dogecoin'in daha zayıf olduğunu zaten konuştuk. Buradaki zayıflık kısa vadedeki bir zayıflık. Hatta şu an alınabilecek coinler listesinde ben Doge Shiba gibi coinleri çok daha iyi bir fırsat sunduğunu söyleyebilirim. Çünkü her zaman majör bir altcoin kalıcı bir hasar yoksa dönemlik geri çekilmeler daha doğrusu veya dönemlik olarak tam fiyatlama pozitif anlamda yapamadığı haller yaşanabilir. Fakat bunu yapacaktır. Piyasa her zaman bir denge halindedir. Dolayısıyla bu gibi fiyatları değerlendirmek gerekiyor. Teknik anlamda da durum bunu destekliyor. Doge ve Shiba gibi altcoin'ler şu anda daha çok pozitif anlamda kırılımı yapıp yani hareketli ortalamanın üzerine ancak attıktan sonra yükseliş etabında diğer altcoin'lerin fiyatlamasını yakalayabileceğini düşünüyorum. Tabii Doge ve Shiba'daki denge de yine şu şekilde vuku buluyor. Mesela düşmeye yani çöküş hareketine rağmen aynı şekilde XRP'de de var bu. Düşüş hareketine rağmen yine diğer altcoin'lere göre daha az yükselen bu altcoin'ler daha az bir geri çekilme yapıyor. Yani dominans karşısında dirence düşük değil. Sadece teknik anlamda FOMO'yu yakalayamadılar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela ADA şu an yine altcoin ortalamasına göre daha iyi bir pozisyonda. Çünkü güçlü bir şekilde kalmayı başardı. Saatlikte tabii altı üstü vesaire yapıyor. Ama 4 saatlikte yaklaşan Golden Cross aynı zamanda günlükte EMA50'nin hala üzerinde olması yine teknik görünümde pek çok altcoin'in üzerine yerleştiriyor adayı. Ada sol gibi duran ve şu anda bu teknik normal içerisinde hareket eden kripto paralar BTC yükselişi halinde güçlü, ani, sert ve kısa vadede ortalama üzerinde yukarı tepkiler verme ihtimali çok yüksektir. Tabii bu noktada diğerlerindeki alım fırsatının daha fazla olmasındaki sebep Doge Shiba gibi henüz zaten başlangıçtaki kırılımı vermediler. Yani BTC bu yükselişte bu kırılımı verdiğinde çok daha sert hareketi vereceklerdir. Durum genel hatlarıyla bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.